İyi günler ver yansın izleyicileri. Tekrar Çetin hocamla serilere devam ediyoruz. Devrim, karşı devrim ve bunun nitelikleri, bunun unsurlarını tek tek hocamız bize anlatacak inşallah bakalım. Üzerlerine konuşacağız, düşüneceğiz, yeni ufuklar açacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bu haftaki konumuz toprak diyoruz. Doğru mudur hocam? Evet, toprak. Her Toprak şeyin değildir hocam. anası. Evet. Toprak ana. Oradan geldik oraya gideceğiz diyoruz herhalde. Evet. Yürün hocam. Şimdi ben konuya şöyle girmek isterim. Bakın, bir devletten söz edebilmek için, herhangi bir devletten, önce insanlar olması lazım. İnsansız devlet olmaz. Ama bu insanların üzerinde yaşayacağı bir toprak gerekiyor. Topraksız insanlar bir arada devlet olmaz. Toprak gerek. Ama bu insanların bir de sürekli olarak bir arada olmaları o toprak üzerinde, bir de örgütlenmeleri gerekir. Şimdi dikkat edilirse toprak devlet olabilmenin temel unsurlarından biri. Ne yaparsınız? Düşman bir devleti yıkmak isterse o topraklarını ele geçirir, işgal eder, yıkılır. O derece önemli. O devletten artık söz edilmez. Tarih bunun örnekleri doğru. Ya da tabii onun örgütünü mahvedersiniz. Yani bürokrasiden başlayarak diğer bütün hukuk sistemini bile, o zaman da o devlet çöker. Rahatlıkla ele geçirirsiniz. Yani bunların, bu unsurların her biri yaşamsal önemdesiz. Fakat işte toprak vatandır dememizin nedeni aslında buradan kaynaklanır. Yani toprak olmadan devlet olmaz. Vatandır o. Vatansız devlet olur mu? Olmaz. Şimdi ama öte yandan toprak aynı zamanda o devletin vatandaşlarının üzerinde çalıştıkları, işledikleri, ekip biçtiği bir ekonomik değerdir de. İki açıdan bakabiliriz. Bir, vatan olarak, bir de bir üretim aracı olarak, insanların geçim kaynağı olarak bakabiliriz. Zaten ikisi birbirini tamamlar. Vatan elden giderse, tarlam da elden gider. Şimdi, ne var ki? Vatandaşların kimi toprak sahibidir, kimi değildir. Kimi çok büyük toprak sahibidir, kimi küçücük bir tarlası vardır. Bu nedenle toprak sahipleri ile topraksızlar arasında tarih boyunca çatışma olmuştur. Büyük kavgalar olmuştur. Toprak mülkiyetinin ne derece önemli olduğunu anlayabilmek için tarihe kısaca bir göz atalım. Bakın, şimdi İsa'dan önce 133'te Roma İmparatorluğu'nda, kimi Roma İmparatorluğu Ulgar denilen, tırnak içinde söylüyorum, dünyayı yöneten bir imparatorluktu. Gracchus isimli, kendisi de soylu aileden gelen, Tiberius, Sempronius Gracchus tam adı, topraksız köylülerle, halkla beraber ayaklandı Roma Devleti'ne karşı. Fakat yenildi ve öldürüldü. Ama bu Roma'ya sarsan bir olay oldu. Onun yerine kardeşi geçti, aynı davaya devam etti. O da yenilince bu sefer intihar etti. Roma'nın devlet filozofu kabul edilen, devleti yüceltilen Cicero, Cicero diyoruz ya ama aslı Cicero onun. Cicero gene İsa'dan önce 1. yüzyılda diyor ki mülkiyeti sınırlandırmak, toprak reformu yapmaya kalkmak, dikkat edin, toprak reformu, devletin temellerini yıkmaktır. Devletin başta gelen görevi herkese özel mülkü üzerinde tam ve mutlak tasarruf hakkını sağlamaktır. Bu Roma'nın resmi devlet felsefesinden geliyor. Hemen bir not olarak belirteyim. Cicero'nun kendisi de büyük toprak sahibi. Yani boşuna konuşmuyor adam. Şimdi Roma yıkıldıktan sonra Avrupa tarihi, işte Roma yıkılınca Orta Çağ başladı. Kavga
Topraksız köylü ile soylular arasında, toprağı elinde bulunduran, köylüyü serf olarak çalıştıran onlar arasında. Öyle ki Avrupa'da bu topraksız köylüler, köylü isyanları dediğimiz büyük isyanlara yol açmıştır. Yer yer başarıya ulaşmışlar ama sonunda hepsi katledilmiştir. Toplu bir katliam yapılmıştır. Burada gene ilginç olarak bu isyanların başında çoğunda üniversite rektörleri vardı. Şimdi o zamanki orta çağdaki üniversite rektörleri böyle adamlarmış. Yani tabii hepsi de bu şeye katılanlar. Daha sonra burjuvazi güçlenince soylulara karşı mülkiyet hakkı mücadele. Çünkü toprak mülkiyeti hizmet tasarruf yani kullan soylu tarafından birine veriliyor. Ancak şartlı olarak kullanılıyordu. Ona hizmet tasarruf ilişkisi deniliyor. Mülkiyet hakkı mücadelesi yaptılar. Bunun da rakabı mülkiyet hakkı filozofu olan John Locke oldu. Ki bu adam sonra birazdan değineceğim. Kızılderili katliamının baş sorumlularından biridir. Türkiye'ye bakacak olursak milli toprak arazisi söz konusuydu. Yani topraklar sultana yani devlete aitti. Fakat vakıflaştırma yoluyla özel mülkiyete çevriliyordu. Yani vakıf adamın vakfedenin oğullarını ondan ola geçerek özel mülkiyet haline alıyordu. Güçlü bir padişah olan 2. Mehmet yani Fatih buna son vermek istedi. Devlet toprakları böyle yağmalanıyor diye. Gücü yetmedi. Ama bakın toprak o kadar önemliydi ki Osmanlı için. Kanuni Nahçıvan Seferi 1553 dönüşünde bir kanun çıkardı. Dedi ki 20 bin akçe ve yukarı gelir getiren dirlikler Enderun çıkışlara verilecektir. Şimdi bunun anlamı çok büyük. Bir cümle ama çok büyük. Şimdi Osmanlı Devleti kamu görevlilerine bir iki istisna dışında bir aylık ödemezdi. Onlara bir arazi veya bir işletme veya bir tekel hakkı tanır. Onunla geçinirlerdi. Şimdi 20 bin akçe ve yukarısı orta ve yukarı kamu görevlileri oluyor. Peki Enderun neydi? Bozuluncaya kadar Enderun'a yalnız Yeniçeri Ocağı'ndan yetişen en yetenekli olan kişiler alınırdı. Yani devşirmeler alınırdı. Kanun'un bu kararıyla orta ve yukarı bütün kamu görevlileri devşirmelerine geçti. Ve bunlar topraklarından oldular. Bu Anadolu'da birçok isyana yol açmıştır. Ve o isyanların acısı yıllarca sürecektir. Türkiye'ye gelince Cumhuriyet ilan edildiğinde özellikle Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde, Orta Anadolu'da hatta feodal ve yarı feodal bir yapı vardı. Yani Orta Çağ'dan kalma ağalık, şeyhlik. Ya işte Şeyh Said ve Dersim isyanları bunun en belirgin örnekleri. Dersim isyanı çıkmasının nedeni devlet gücünün oraya girmesidir. Köprü yapmak, yol yapmak, okul yapmak istemesi. Buna karşı ağalar ayak almıştır. Bunlar ağalık ve özellikle aşiretler bir siyasi güç gibiydiler Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Bunu sona erdirmek için toprak reformu yapmak gerekiyordu. Şimdi bu arada bakın bu toprak bir soykırımı da yol açmıştır. Özellikle İngilizler, Beyazlar Kuzey Amerika'ya geldikleri vakit Kızılderililerin elinden topraklarını almışlardır. Kızılderili için toprak ekmek bitmek için değil, avlanmak ve hayvanları otlatmak için gerekliydi. Bu toprakları elinden alınca Kızılderililer açlığa mahkum olmuşlardır. En sonunda bu yerleşim bittiği vakit Kızılderililerin 1/3 imha edilmiş bulunuyordu. Bir de kamplara yerleştirdiler. Orada zaten toprak yok.
Yani toprak bu derece önemli. Bu önemi Atatürk elbette görecekti. O yüzden Atatürk bu konuya her fırsatta değinmiş. Ama özellikle de meclise her yıl açış konuşmasında bu gerekliliği vurgulamıştır. Mesela 1 Kasım 1928'de mutlaka topraksız çiftçiye toprak sağlanmalıdır. Ama bir yıl sonra 1 Kasım 1929'da bakın ne diyor. Çiftçiye arazi vermek de hükümetin mütemadiyen takip etmesi lazım gelen bir keyfiyettir. Çalışan Türk köylüsüne işleyebileceği kadar toprak temin etmek, memleketin üretimini zenginleştirebilecek başlıca çarelerdendir. Yine 1 Kasım 1936'da, yine açış konuşmasında, toprak kanununun altını çiziyorum, bir neticeye varmasını kamutoyun yüksek himmetinden beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa malik olması veya mal lazımdır. Vatanın sağlam temeli ve imarı bu esastadır. Hocam Evet. araya girip bir soru sorabilir miyim? 29'da ilk bu toprak ve toprak mülkiyeti üzerine köylüye toprak verilmesine dair açıklaması oluyor. Sonra 36'ya kadar buna dair herhangi bir yasal düzenleme ya da bir pratik söz konusu mu? Hayır değil mi? Şimdi ona geliyorum. Asıl önemli söylemek istediğim bu. Bakın vasiyet niteliğini taşıyan 1 Kasım 1938 konuşmasında da memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu memleket bölgesinin nüfus yoğunluğuna ve toprak verim derecesine göre sınırlamak lazımdır. Atatürk göremedi bak reformunu. Atatürk'ün bu isteği ancak 7 yıl sonra, ölümünden 7 yıl sonra çiftçiyi topraklandırma kanunu olarak gerçekleşti. Ya da gerçekleşti sanıldı. Kaldı ki kanun metni daha 1935'te hazırdı. Şimdi bir şu soruyu sormalıyız. Neden bu kanun metni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilip kanunlaşması için 10 yıl beklenilmiştir? 10 yıl. Atatürk'ün mütemadiyen istemesine rağmen. Evet, neden hocam? Şimdi o zamanki devleti yönetenler torba yasa falan bilmezlerdi. Bir yasa çıkacağı vakit uzun uzun düşünülür. Yararı nedir, zararı nedir falan. Şimdi biliyorlardı ki toprak reformu kolay bir iş değil. Mesela Sovyetler Birliği devrimden sonra uzun yıllar toprak reformu yapamadı. Toprak ağalarıyla birlikte yaşadı yönetim. Sonra yapabildi. O yüzden biz toprak reformu yaparsak ne olur diye kafa yoran bu insanlar dediler ki biz bunu o zamanki cemiyete akvama soralım. Bu arada şuna dikkat edelim. Toprak reformunu hangi tasarıya hangi bakanlık hazırlar? Tarım Bakanlığı değil mi? Hayır. İçişleri Bakanlığı hazırlamıştı. O toprak reformu yasası İçişleri Bakanlığı. Yani siyasi bir amacı vardı. Ona geleceğim şimdi. Şimdi 1937 yılında hükümet gizli kaydıyla Cemiyeti Akbank, yani Milletler Cemiyeti o günkü adıyla. Milletler Arası İş Bürosu Toprak İskender Dairesi'ne bir yazı yazdı. Burada diyor, deniyordu ki, ya nerede toprak reformu yapılmışsa ne oldu? Başarıya ulaştı mı? Ulaşmadıysa neden? Ne yapmamız gerekir? Bize bildirin. Milletler Cemiyeti'nin toprak ve iskan aynı yere bağlı. Komisyonu başkanı İtalyan profesör Olinda Gorni bir rapor hazırladı. Bu raporda deniyordu ki örnekler veriliyor. İşte Bulgaristan'da şöyle oldu, burada böyle oldu, her yerde başarısızlık var. Başarısızlığın nedenlerine geliyor, anlatıyor. Diyor ki toprak reformu yapıldığı vakit bir defa
o güne kadar üretimi organize eden, pazara götüren o büyük toprak sahipleridir. Onlar devre dışı kalınca köylü bunu beceremez, ürün elinde kalır. O zaman da sadece kendisine yetecek kadar üretimde bulunur. Bu kıtlığa yol açmıştır. Yanlış anlar, elimden köylü benim ineğime de alacaklar diye onları keser yer. Bunları şeyde anlatıyor. O yüzden toprak havamı yazacaksanız köylüyü eğitmek gerekiyor der. Mesela Romanya bu yüzden tarım okulları kurmuş şehirlerde. Toprak reformu yapmadan önce hem şehirden hem köyden öğrenci almış. Ama ne olmuş? Bu okulu bitiren kentliler zaten gitmemiş. Köyden gelenler de köylerine dönmemiş. Tarım okulları hiçbir işe yaramamış orada. Onun için diyor ki verilecek eğitim köyde olmalıdır. Doğrudan doğruya köy çocuklarına olmalıdır. Tarım makinelerinin bakımını bilecek insanlar yetiştirmelidir. Eğitim iş esasına dayanmalıdır. Oradan yetişecek uzmanlar teknik bilgilerle ve işte bazı motorlu bilinmeleri falan tamir edecek, bakımını yapabilecek eğitim verilmelidir bunlara diyor. Dikkat edilirse burada anlatılan köy enstitüleridir. Gorle denen bu zat köy enstitülerini kurmadan bu toprak reformu yaparsanız diyor. Adını söylemiyor ama bu tanım rapor bu. Şimdi nasıl gizli kaydıyla yazıldı, rapor geldi. Toprak reformu kanunu da hazırlanmış İçişleri Bakanlığı tarafından. Sadece partinin üst düzeyde birkaç kişisine verilmiş gizli. Bakın Ömer Lütfi Barkan toprak hukuku hocası ve aynı zamanda CHP milletvekili. Ona bile verilmemiş. Nereden haberimiz oluyor bunu? Kendisine bu rapor ve kanun verilen bir milletvekili arkadaşının evinde tesadüfen görüyor. Öylece oluyor. Son derece gizli ayarlanmış. Şimdi bu köy üsleri açıldıktan sonra falan o sırada o günkü gazeteleri tararsanız köy üslerinin toprak reformu için olduğu yazılıdır. Mesela Tarım Bakanlığı'nda müteassıs müşavir olarak görev yapan Necmi Ara tırnak içinde. Bunu 16 Şubat 1945 Ulus Gazetesi'nde yazmış. Toprak reformunun gerçekleşmesi için hükümet bir taraftan toprak kanunu ile işin temelini atarken diğer taraftan köy enstitüleri vasıtasıyla münevver bir çiftçi ocağının meydana gelmesine planlı ve sistemli bir şekilde çalışmaktadır. Gayet açık. Şimdi köy enstitüleri tabii eğitim verecek. Zaten eğitim verilmeden doğru dürüst tarım yapmak mümkün değil. O eğitimi almışlar. Fakat şimdi köy enstitüleri konumuz değil, ne oldu, nasıl çalıştı. Fakat aynı zamanda Gorni'nin gösterdiği şekilde yapmışlar. Bakın Şevket Gedikoğlu işte köy enstitülerinin müdürlerinden, önde gelenlerinden bir rakamlar vermiş bize. 1940 ve 1946 arasında köy enstitülerinin yaptıkları. Bu listeden okuyacağım. 15 bin dönüm toprak işlenmiş. 750 bina dikilmiş, 1200 dönüm bağ oluşturulmuş, 150 büyük yapı, 60 işlik, 20 uygulama okulu, 36 ambar ve depo, 48 ağır ve samanlık, 12 elektrik santralı, 16 su deposu, 12 tarım ürünleri deposu, 3 balıkhane, 100 kilometre yol. Köy enstitülerinin yaptığı şey bu. Bakın, köy enstitülerinin her birine bakarsanız, Türkiye'yi böyle bölgelere bölüp oranın temel ana üretim dalı neyse onun üzerinde ihtisaslaşmak üzere kurulmuştur. Mesela Trabzon'da balıkçılık üzerine olmuştur. Ve köy enstitüleri kooperatifler kurmuşlar. Köylüyü
ile bütünleşmişlerdir. Şimdi köy enstitülerine neden karşı çıkıldı, ağaların şey olduğu sanırım daha iyi anlaşılıyor. Çünkü toprak reformu demek ağaları silip ortadan kaldıracaktı. Şeyleri kaldıracaktı. Onu yapabilmek için köy enstitüleri mezunu lazımdı. Nitekim köy enstitüleri ve daha önceki köy enstitülerine giden yolu açan eğitim kurumundan mezun öğrenci sayısı 36 bine vardığı vakit çiftçiyi topraklandırma yasası meclise sevk edilmiştir. Yani her köye bir öğretmen. 40 bin köy vardı. Zaten bir kısmında öğretmen vardı o zaman. Her köye bir öğretmen gittiği vakit. Ha, şimdi ne oldu? İnönü 1946 seçimlerinden sonra Hasan Ali Yücel'i istifaya zorladı. 5 Ağustos 1946 Milli Eğitim Bakanı uzaklaştı. Ve işte sağ görüşlü bazı kimselerle tartışmaları vardı. Orada yalnız bırakıldı. İsmail Hakkı Tonguç, yani Orta Eğitim Genel Müdürü ve köy enstitülerinin işte mimarı, önce Talim Terbiye Kurulu üyeliğine 2 Nisan 1949'da da resim işi öğretmenim. Peki Hasan Ali Yücel ayrıldıktan sonra yerine kim getirildi? Mecliste yaptığı konuşmalarda köy enstitülerini ağır şekilde eleştiren ve özellikle bu konuşmalarda Demokrat Parti tarafından alkışa karşılanan köy enstitülerinin düşmanı Reşat Şemsettin Siler Milli Eğitim Bakanı yaptı. Yani köy enstitülerini yönetecek olan bakan köy enstitüleri düşmanı olarak seçildi. İsmini tekrar söyler misiniz hocam? Kim seçildi dediniz? Reşat Şemsettin Siler. CHP milletvekili. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali. Yüksek Köy Enstitüsü 1947'de kapandı. Köy enstitülerinin araç gereçleri bu şeyden önce Demokrat Parti iktidarından önce CHP dönemi araç gereçleri alındı. İş temelli eğitime son verildi. Ayrıca köy enstitüsü mezunlarının çoğu hakkında komünist falan diye soruşturma açıldı. Ve öğretmen okulları da Demokrat Parti devrinde geçen sefer değinmiştim. Birleştirilerek Demokrat Parti tarafından tarihe gömüldü. Şimdi neydi peki toprak reformu? Çiftçiyi topraklandırma yasası. Ona bakalım. 3 yıl işlenmeyen arazi benim mülkiyetimde. Ben 3 yıl bakmıyorum araziye. Kamulaştırılır. 5000 dönüm üzerinde hiç kimse arazi sahibi olamaz. Ama dar topraklı yerlerde bu mülkiyet üst sınırı 2000 dönüm geçemez. Yani mülkiyet üst sınırı 2000 dönüm oluyor. Şimdi şu maddeyi topraksız, ortakçı, kiracı veya işçiler tarafından işletilen arazinin 50 dönümden fazlası işleyenlere, bu kişilere verilir. Yani bir ağa var, 50 dönümün üzerinde çok toprağı var. Bu toprağı tarım işçisi veya ortakçı, kiracı falan da işletiyor. O zaman 50 dönüm senin olsun deniyor. Üstü bu kişi çalışanlara, emekçilere veriyor. Şimdi bu meclise geldiği vakit Adnan Menderes, Emin Sazak gibi toprak sahibi milletvekilleri, Başbakan Şükrü Saracoğlu'na gidip ya anladık öbürlerini de şimdi bu ne demek? Yani bizim ırgatımız olan adamlar şimdi bizim topraklarımıza sahip çıkacaklar, işleyecekler. Biz bunu kaldıramayız. Lütfen bunu değiştirin falan diyor. Meclisten geçti kanun. Geçti. Ama ne oldu? Uygulamada o da az miktarda. Sadece devlete ait topraklar topraksız köylüye verildi.
Sadece. Peki Tarım Bakanlığı kim yapıldı? Bu işi toprak reformunu uygulayacak olan Cavit Oral. Cavit Oral kendisi toprak reformuna karşı çıkan ve büyük toprak sahibi, toprak ağası. Yani nasıl Reşit Semizettin Sirar şeye getirilmişse bu sefer de Cavit Oral getirildi. Şimdi çiftçi topraklandırma 4753 sayılı kanunun gerekçesine bir göz atalım. Diyor ki arazi mülkiyet rejiminin ve onun doğurduğu mülkiyet yapısının bir memleketin iç politikası ile de ilgisi vardır. Elverişsiz bir arazi mülkiyeti bünyesi kişiler ve devlet arasında anlaşmazlıklara çığır açabilir. Büyük arazi mülkiyetine dayanan mahalli nüfusların devlet otoritesinin zayıflatılmasını gerektirdiği çok kez görülmüştür. Yani kanun ağları yok edeceğiz diye söylüyor açıkça gerekçesinde. Uygulamada hiçbir ağaya dokunulmuyor. Sadece devlet toprakları göstermelik olarak biraz veriliyor. Şimdi yani çiftçi topraklandırma yasa tasarısı nasıl yok edildiyse aynı anda köy meclisleri de yok edildi. İkisi başarıya ulaşsaydı acaba Türkiye bugün böyle mi olurdu? Şimdi bir başka konuya geçmek istiyorum toprakla ilgili. Bakın bugün gündemde olan konu yabancıya toprak satışı. Yani toprak reformunu yapmadık. Geliyor. Mesela bir toprak ağası milletvekili öldüğü vakit mecliste yapılan törene silahlı adamları katılmıştı. Bugün işte Urfa tarafında 10 bin silahlı adamı olmakla övünen Bucak aşiretiyle devlet anlaşma yapıyor peki karşı. Adam devlet gittiği vakit silahlı adamlarla karşılanıyor. Toprak reformu olsaydı bunlar olmayacak. Köy enstitüleri olsaydı bunlar olmayacak. Ama şimdi buradan biz bir darbe yedik. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak iktidarlar tarafından. Ama bu yabancılara toprak satışı acaba ne anlama geliyor? Bakın 22 Kasım 1934 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35. maddesi diyordu ki yabancılara mülkiyet hakkı tanınabilir Türkiye'de. Ama şu şartlar. Bu kanun sonra değiştirildi. Ne zaman değiştirildi? 2003 yılında AKP iktidara geldikten hemen sonra Anayasa Mahkemesi iptal etti bunu 2005 yılında. Ancak 21 Aralık 2005'te tekrardan yürürlüğe kondu. Eski hali neydi? Yani Atatürk dönemindeki durum neydi? Şöyleydi. Bir defa toprak sahibi olabilmek için bir yabancının onun vatandaşı olduğu devlette de o ülkede de Türk vatandaşları aynı şekilde toprak sahibi olmak hakkına sahip olmalıydı. Yani karşılıklılık esas. Ancak gerçek kişiler toprak sahibi olur. Şirketler falan değil. İş yeri ve mesken olarak ayırmış. 2,5 hektarı geçemezdi bir yabancının sahibi olacağı yer. Tüzel kişiliğe sahip
ticari şirketleri çok başka fazlaca sınırlandırmalara tabiydi. Karşılıklı değilse daha önce elinde toprak bulunan kişi miras yoluyla başkasına geçemezdi, satılır, tasfiye edilir, parası verilirdi. Gerçek kişiler ancak il ve ilçelerde oranın yüz ölçümün %10'u geçmemek üzere gayrimenkul edilebilirlerdi. Bakın ilçelerde demekle sınırlandırıcı oluyor. Köylerde sahip olamıyorlar. Şimdi değiştirildi bu bugünkü hali. Bir defa yabancı ülkede de aynı Türk vatandaşlarının sahip olması şah kaldırıldı. Yok böyle bir şey. Yani bir ülke sen burada çöp sahibi olamazsın dediği halde onun vatandaşı burada arazi alabiliyor. Kim belirliyor hangi vatandaşı? Cumhurbaşkanı belirliyor. Cumhurbaşkanı diyor ki A ülkesi vatandaşı burada alabilir. C ülkesi vatandaşı Cumhurbaşkanı. Bir de hocam şeyi birazcık daha açarsanız bence bu meseledeki en önemli ayrıntı şu. İzleyicilerimiz de daha iyi kavraması açısından toprak mülkiyeti vermek ilk çıkan toprak kanununda ya da köy kanununda tamamen kapalı. Kat mülkiyeti o kullanım hakkı denilen yani kişi bir apartmanda daire alabilir tamam ama daireye ait arsayı alamaz. Yani toprağın mülkiyetini alamaz. Doğru mu hocam? İlk önce evet. Şimdi tartışma bu tapu kanunuyla beraber başlıyor. Evet. Benim dediğim o. Çok önemli bir ayrıntı. Yani çok önemli Evet. bir ayrıntı. Ya şimdi şu andaki duruma göre bir yabancıların alacağı topraklar ülke yüz ölçümünün %10'unu geçemez. %10. Halbuki tapu kanunu eski halde 2,5'tu. 2,5 hektardı pardon. Kişi başına ülke genelinde 30 hektarı geçemez. Halbuki eski kanunda 2,5 hektardı. 30'a çıkmış. Şimdi bu %10 ne demek? Ülkenin %10'u. Ama kim garanti ediyor? Bir gece torba yasayla sabaha karşı 3,5'te %10 %30'a çıkarılsa Ya da bile karşılığımız yok. biz verilen evet. Yüzdeleri ya da açıklanan rakamları denetleyebileceğimiz bir mekanizma kalmış durumda. Yani şu anda bize enflasyon %60-70 diyorlar. Pratikte bizim evet. gördüğümüz bambaşka bir şey. Yani ortada evet. sağlıklı Evet. bilginin olduğu bir devlet kurumu kalmış değil. Şimdi bakın bu toprak o kadar önemli ki Çağrı Kursesi 30 Mart 1867'de 7 milyon 200 bin dolara Alaska'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne sattı. Şimdi Putin herhalde saçını başını yoluyordur. Ulan bu ne adamlar? Nasıl sattılar bunu? Tabii ona dair birçok açıklaması olmuştur zaten Putin'in. İnanılmaz Evet. bir operasyon. Evet. Şimdi daha ilginç bir söyleyeyim. Asıl Nadir o parladığı zamanda Türkiye'de Kıbrıs'ta Kuzey Şeridi'nde yani biliyorsunuz Karpat Dağları var. Bir de kumsal var. Yani çıkarma bölgesi oluyor kuzey böyle. Orada mütemadiyen otel yapıyordu. Fakat benim dikkatimi çekti gittiğimde. Her bir otelden sonra 10 kilometre sonra bir tane daha. 10 kilometre sonra bir tane daha. Hatta bir yerde 10 kilometre sonra oradaki topraklar Kıbrıs çıkarmasına katılmış, gazilere verilmiş. Gazilerin elinden zorla alınarak otel yapmayın. Şey, bir atla da git, yok. İlle orada da yapacağım diyor. Kimin için alınıyordu? Asli Nadi diyor. Polipek şirketi. Polipek şirketinin Londra ticaret sicilini bakarsanız %10'u mu 15'i mi ne Asli Nadi'nin üzerinde gözüküyor şirketin.
%15'er hisseyle Ermeniler var, Rumlar var. %50 de kim olduğu belli değil. Yani oraya yatırım yapmış olan yabancılar. Şimdi o bölgeyi kim almış oluyor? Asinadir bile değil. Yabancılar almış oluyor. Bunu değerlendirebilmek için şunu bilmemiz lazım. Asinadir'den önce Kıbrıs'ın deniz aşırı ticareti, mesela Türkiye ile diğer ülkelerle küçük teknelerle yapılıyordu. Asinadir geldi oraya, büyük bir şirket kurdu. O küçük deniz ticaretini de öldürdü. Şirketin genel müdürü kim? Bir Yunanlı. Krokos isimli bir Yunanlı. Bununla beraber değerlendirsin. Şimdi daha önemli bir şey söyleyeceğim. Dünya Siyonist lideri Herz, Abdülhamit'le 6 yıl süren bir pazarlık yaptı, ikinci Abdülhamit'le. 1896-1898 arasında 4 kez Türkiye'ye geldi. 19 Mayıs 1901'de ikinci Abdülhamit tarafından kabul edildi. Daha sonra mektupla şey yaptılar. Herz'in teklifi şuydu. Filistin, Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde birçok Yahudi vardı. Abdülhamit döneminde de Polonya'da Yahudi kırımından kaçan Yahudiler ve Ukrayna'dan kaçan Yahudiler Türkiye'ye sığınmışlardı. Abdülhamit bunları almıştı ve Osmanlı vatandaşı olmuşlardı. Şimdi Filistin'deki Yahudiler hem oradaki Arapların baskısıyla hem de İngiltere'nin baskısıyla arazi sahibi olamıyorlardı. Dükkan açıyorlar, ticaret yapıyorlar, bilmem. Şimdi bu Siyonizm artık bir kongre oldu. İsrail devletini kurmak istiyor. İşte Yahudi devleti diye kitabı da olan Theodor Herz, ikinci Abdülhamit'ten istediği şu. Ya diyor, biz de Osmanlı vatandaşıyız oradakiler. Onlara da arazi satın alma hakkı veririz. Hayfa'da ve özellikle Kudüs çevresi Filistin'de. Biz Osmanlı Devleti yaşadığı sürece devlete sadık kalacağız. Karşılığında size Yahudi sermayesiyle bir elektrik santrali yapacağız. Bir de o sırada düğün-i ummiye, yani Osmanlı Devleti'nin dış borçları 32 milyon altınmış. Bunun 25 milyonunu biz ödeyeceğiz. Yani dış borçları neredeyse tasfiye edeceğiz diyor. Ya güzelmez. Şimdi Abdülhamit, yani devleti yöneten bir padişah. Yani böyle bir teklife hadi diyecek hali yok. Çünkü daha sonra kendi yazmış. Kabul edebilseydi bu düğünü ummaya başımıza çok bela olacak. Kabul etseydi devletimiz daha uzun yıllar yaşar falan diye de kendi her yansıyla notları var. Fakat bütün bu müzakereler sürerken geliyor gidiyor Pera Palas'ta kalıyor. Masraflarını hükümet ediyor. Theodor Herzen. Abdülhamit ona bir altın kravat iğnesi hediye etmiş. Ve işinle ilgili 28 Haziran 1896'da Osmanlı Devleti bu Siyonist lider Herz'e 3. dereceden mecidiye nişanı göğsüne takmış. 19 Mayıs 1901'de de bu kere 1. dereceden mecidiye nişanı takmış. Yani bu Siyonist lider göğsünde 2 tane büyük Osmanlı nişanı taşıyor. Yani hayat çelişkilerle doğru. Neyse. Bu müzakereler çok sürmüş. Fakat düğün-i ümmiye idaresi borçları ödenmesini ertelemeyi kabul edince bu 32-25 milyon altın meselesi de kadık olmuş o sırada. Şimdi adamlar orada devlet kuracaklarını Yahudi devleti kitabıyla zaten açıkça söylüyor Herz. Ve parasıyla arazi istiyor. Ve nitekim o arazi üzerinde kuruldu İsrail Devleti. Bakın Osmanlı Devleti, 2. Abdülhamit şu veya bu nedenle
onların isteğini kabul etmedi. Ama oradaki Araplar para uğruna sattılar toprakları bunlara. Ve toprak deyip geçmeyin. Şey demişti ki bizim başbakanımız bir ara, alıp da götürecek değiller ya toprağı demiş. Götürmediler, oradaydı toprak. Ama devlet kuruldu o güzeldi. Şimdi bugün Fener Rum Patrikhanesi'nin orada bir ev satılık olsa herhangi bir Türk alabilir mi sanıyorsunuz? Hayır. Ya patrikhane alır ya başka bir Rum alır. Şey yaparlar. 100 bin lira ise 500 bin lira da verir alırlar. Çünkü diyetleri ne? Aynı papalık gibi. Papalığın azıcık bir toprağı var. Ama toprağı var. Bağımsız bir devlet kurmak orada. Patrikhane bütün amaç o. Zaten Rusya olmasa zaten o yolda hep giderler de Rusya öyle bir Ortodoks patrikhane bir daha olursa kendi halkını kontrol edemez diye çok ağır baskı yapıyor. Yani bizden yana oluyor böylece. Şimdi ne oldu sonuçta? Toprak reformu yapılamadı. Köy enstitüleri kapatıldı. Şimdi yabancılara bol bol toprak satıyoruz. Ve tapu kayıtları gizlidir derdi, açıklanmıyor. Kim ne aldığını. İlk önce biraz açıklandı. Katar batar bilendi. %10 meselesi şimdilik göz boyama. Çünkü bu şeye benzer. Özelleştirme başladığı vakit zarar eden kuruluşlar satılacaktı diye başladı. Sonunda en karlı kuruluşlar satıldı. Bu da %10'la başlar, böyle gider. Kaldı ki %10 denilen oran bir Türk bir devlet için büyük risk değil mi hocam? Yani %10 denilen en şimdi aşağı bakın, şimdi bakın üretim araçlarına sahip olanlar iktidara da sahip olurlar. Fakat şunu çok iyi bilmek gerek. İktidar tek bir iktidar odağından oluşmaz. Ülkede iktidar odakları vardır. Mesela 12 Eylül'den önce üniversiteler sözü geçen bir kuruluştu. Yargı öyleydi. Yani hem Danıştay'a hem Yargıtay'a hem şey olarak. Yani bir güçtü. Yani iktidar istediğini yapamıyordu öyle. TÜSİAD bir güçtü. O zaman Ecevit'in o şeyde 74 Başbakanlığında böyle sayfalarca ilan verip hükümete karşı baş kaldıran TÜSİAD'da. Ürünleri piyasadan çekip kıtlık yaratan TÜSİAD'da. Şimdi dolayısıyla toprak sahipleri iktidarın ortağıdırlar. Üretim araçlarına sahip olduğu için. Ama AKP iktidarı geldiğinden beri ne yaptı? Bu iktidar odaklarını teker teker güçsüzleştirip tasfiye etti. Mesela silahlı kuvvetler bir iktidar odaydı. Hiç şakası bile yok. Ne oldu? Üniversite gitti. Silahlı kuvvetler gitti. Yargı gitti. Yani anlatabiliyor muyum? Sivil toplum örgütleri gitti. Barolarımız, tabip yani köy derneklerine kadar işgal ettiler. Ya. Son derece planlı bir şekilde iktidar tekeri yaratmak istedi. Ve yarattı da. Ama bu, yine de bir ortağı var bu iktidarı. İşte önce bu toprak sahipleri. Ağalar şeyler bile. Mesela kendi yandaşı sermaye birikimini sağlarken TÜSİAD gibi yeri karşısına aldı. Yani bu hep iktidarla ilgili olaylar bunlar. Çünkü herhangi bir şey yapabilmek için iktidara sahip olmanız lazım. Öyle eğitim reformu yapayım. İktidar dediysen nasıl yaparsın? Çok çok iyi bir cümleye girdiniz hocam. Yani eğitim, eğitelim, bilmem işte önce eğitim, vay adalet bir. İktidar olmadan bunların hepsi hikaye. İktidar alınmadan bunların hiçbirinin yansımasını ya da yönetimini göremiyoruz. Doğru mudur hocam? Tabii doğru. Yani elinize bir güç olacak ki o güçle böyle yapacaksınız. Şimdi İmam Hatip'lere karşıyım. Karşı o ne ifade eder? Yani kapatabiliyor musun? Kapatamıyorsun.
Devrimci bir çözümden, Mustafa Kemal yönteminden bahsediyorsunuz hocam. Mesela şimdi Türkiye'de son zamanlardaki iktidar eleştirilerinde en çok tartışma noktalarından biri bu. İşte sanat camiası mesela diyor ki biz sanatımızı yapmaya devam edeceğiz. Görevimiz bu. Buradan beslenecek. Ya da işte yazar çizer entelijans diyor ki biz yazacağız, çizeceğiz. Tamam da bunların hiçbirinin iktidar mekanizmasını zayıflatan, değiştiren bir dinamo yarattığını göremiyoruz. Evet. İktidara odaklanmak, iktidarı almak kaygısı Şimdi başka bir şey. bu önceki konuşmada demiştim. Yani önemli olan devlet gücünü ele geçirmektir. Devletin elinde bir devlet kendisi tüzel kişiliktir. Fakat o tüzel kişiliğinde bir güç var. Jandarması, polisi, mahkemesi, cezaevi falan. Yani karşı çıktığı müddet onları kullanır. Ama bu devlet gücü iyi amaçlarla kullanılabilir, kötü amaçlarla kullanılabilir. Mesela elektrikle 12 Eylül'de yaptıkları gibi işkence yaparsa devlet gücü kötü amaçla Evet. kullanılır. Ama zırnağa kullanırsa iyi amaçla kullanılır. Önemli olan o gücü kimin elinde olduğudur. O güç olmadan hiçbir şey yapılamaz. Bunu bilmek lazım. Ha, o gücü etkileyen toplumsal odaklar vardır. Bu ayrı bir konu. İşte baskı grupları filan. O gücü işte şu açıdan etkiler filan. Ama o güçtür. Özünde o güçtür. Yani ona sahip olmak lazım. Konu bütünlüğü bittiyse hocam iki tane sorum olacak konuya ilişkin. Bitti, buyurun. Şimdi Sorular zor olmasın. 1929'dan itibaren hatta Türk devrimini yaparken aklında tuttuğunu düşündüğümüz ve çeşitli çalışmalarında, yazmalarında, çizmelerinde, nutukta gördüğümüz toprağın millete paylaştırılması diyelim ya da milletin toprak sahibi yapılmasına ilişkin hülya Mustafa Kemal tarafından nasıl oldu da yapılamadı? Yani tartışma şu, halifeliği bile saltanatı bile kaldırabilecek kudrette olan Mustafa Kemal Atatürk iktidarı nasıl olur da bunu yapamaz? Bu işte samimi değil miydi yoksa? Şimdi aslında anlatmaya çalıştım. Yapıldığı takdirde büyük kargaşalık çıkacağından çekinmişlerdi. Dünya koşullarını da düşünürsek. Ve mesela Sovyetler Birliği'nde insanlar kıtlıktan öldü toprak reformu sırasında. Açlıktan öldü. Direnişler oldu. Zaten iki büyük isyan geçirmiş. O bölgede. Bu sefer diğer bölgelerde buna hatta Orta Anadolu bile katılacak. O yüzden onların gücünü ellerinden alacak bir zamanı ve örgütlenmeyi beklediler. Bu bir. Şimdi ikincisi daha da önemli bence. Orada hesap edilen bir de iktidarın dayandığı sınıflardır. Milli mücadele işçi köylü sınıfıyla yapılmamıştır. Teknik terimle söylersek küçük burjuvazi. Yani ağalar Eşraf, esnaf. özellikle eşya. Mesela birinci meclisin %20'sinden fazlası din adamıdır. Şimdi serbest cumhuriyet fikrini söz konusu edeceğim bir dahaki konuşmamda. Mesela orada göreceksiniz. Sınıfsal dengeleri göz ardı etmezseniz başarıya ulaşamazsınız. Yani, olay o kadar basit değil. Çok yönlü olarak düşünmek lazım. Yapacağım, edeceğim demek başka, yapabilir miyim demek başka. Atatürk'ün büyük özelliği olabiliri hep hesap etmiştir. Olamayacak olanın peşinde hiç gitmemiştir. Olabilir için de gerekli mücadeleyi vermiştir, hedefe koymuştur. Ha, şimdi CHP'nin o zamanki sınıfsal yapısına bakarsak neden bütün milletvekillerinden gizli olarak hazırlanmış bu kanun? Bir kıyamet kopacağını biliyor. Evet. Ne olacak?
Bakın şimdiden söyleyeyim. Atatürk Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı desteklemişti. Kendi otomobili bile vermişti vesaire. Bunu anlatacağım. Ama Serbest Cumhuriyet Fırkası güçlenince Cumhuriyet Gazetesi'nde Yunus Nadi Atatürk'e açık mektup yayınladı. Orada ne diyor biliyor musunuz? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın anayasa karşısında sorumsuzdur, dokunulmazdır. Tek bir halde sorumludur, vatan ihanetten. Eğer siz Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı desteklemeye devam ederseniz vatan ihanetten sorumlu tutacağız. Ne anlama geliyor bu? Asacağız seni diyor. Evet. Serbest Cumhuriyet Fırkası niye kapandı sanıyorsunuz? Şimdi o sınıfsal dengeler neden oldu? O cesareti, o gücü nereden aldı Yunus Nadi? Arkasına bir sınıf var. Bakın Arolof'la Atatürk'ün bir konuşması var. Arolof analarında anlatır. Paşam diyor, onlar çok iyi bir dostmuşlar. Paşam diyor, siz diyor bütün düşüncenize bir sosyalizme yakın bir insansınız. Niye bu Türk devrimine mücadele ortasında sosyalist bir zemin oturtmuyorsunuz? Hangi sınıfla yapacağım ben bunu diyor. İşçi sınıfım yok diyor. Evet. Köylü Evet. sınıfım bilinçsiz diyor. Siz onu yaptınız ama işçi sınıfınız vardı. Köylünüz vardı diyor. Direne neden. Ben hangi sınıfa dayanarak bunu yapacağım diyor. Şimdi Sınıfsız toplum tanımlaması bakın, da oradan bizim herhalde. birçok tarihçimizin veya siyasal tarihçimizin ve siyaset bilimcisinin hatası demeyeyim, göz ardı ettikleri şey sınıfsal dengelerdir Türkiye'de. Sınıfsal dengeleri iyi yerli yerine koymadıkça olayları kolay kolay anlayamayız. Evet. Hocam ikinci soruma geçiyorum. Toprak Birinci soru oldu mu? oldu. Oldu hocam. Maddi Evet. temelleri, maddi koşulları oluşmamıştı ve bunu da Mustafa Kemal gayet iyi tahlil etmişti diyorsunuz. Sonucunda çıkacak, arkasında duracak sınıfsal yapı ya da bu işe sahiplenecek sınıfsal yapının eksikliği bu adımları cesaretli bir şekilde attıramadı diyorsunuz. Anladığım kadarıyla doğru mudur hocam? Hayır şimdi ne diyorduk da bir ana amacımı bir sır olarak içimde sakladım. Bunu zaman geldikçe aşama aşama uyguladım ve uygulayacaktım diyor. Ama beraber yola çıktığım bazı arkadaşlarım algılama sınırları tükendikçe beni yalnız bıraktılar, hatta karşıma geçtiler. Şimdi burada dediği çok önemli. Adım adım. Yani bir ana hedef var. Ona ulaşabilmek için zamanı kollayacak, şeyi koyacak. Burada da ona bakın karnı hazırlanıyor, gizli tutuluyor. Çünkü o ortam uygun değil. Şimdi ikinci soruma geçiyorum hocam. Toprak sunumunda benim anladığım şöyle bir algıya nail oldum. Toprak, vatan ve vatanseverlik birbiriyle zincirleme bir ilişkisi olan bir olgu. Yani vatanseverliğin de temelinde yatan toprak, vatan bileşkesi diyoruz. Peki Türkiye halkının, Türk milletinin en az %40-50'si benim sadece yani bu bilimsel bir tespit değildir ama gençlerden, yeni jenerasyondan, eski jenerasyondan baktığım %40-50'si mülkiyetsizdir. Daha çok kiracı. Yani kaldığımız evlerden tutun, yaptığımız, yaşadığımız yerlerde böyle toprak sahibi, tapu sahibi çok insan yoktur. Ama vatanseverlik ya da savaşmaya gelince ilk savaşa, cepheye çıkan sınıf da bu sınıftır. Yani Türkiye'nin emekçi halkları, Türkiye'nin o işçi, çiftçi sınıfı. Burayı nasıl açıklayabiliyorsunuz sosyolojik olarak hocam? Yani toprak yok, bir tapu yok. Yani bahçemi ya da evimi savunmanın dışında bir vatan var. Tam böyle konumlandıramadığımız, kendimize bile izah edemediğimiz bir vatan aşkı.
nasıl oldu bizde, ya da bu menkıbe 50 yıl 100 yıl daha gider mi? Ya biz bu çocukların toprak sahibi olmayacak, iş güç sahibi olmayacak, 50 100 yıl daha vatan millet Sakarya deyip ölümlere, o merminin önüne geçirebilecek miyiz, ya da bu normal bir durum mu? Bu soruya yanıt verebilmek için önce bedelli askerliği kaldırmak lazım. Çok doğru. Çok doğru. Aynen hatırlıyorum hocam. Milletle ordunun bağını kesmiş olan bir hamledir. Çok önemli bir operasyondur. Biz ordu millet denilen, milleti olan ordu, ordusu olan millet tanımında, milleti olan ordu diye tanımlanan Türk milletinden bu bağı kesecek bütün operasyonları görüyoruz. Bunun en önemli ayağı bu bedelli askerliktir. Türküler yakmış bu millet buna. Türküler yakmış. Zenginimiz bedel verir. Hayır, bunun kolay da var. Bir çok özellikleri Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı yöntemi uygulayabilirler. Kura. Kurayla yani. Diyorlar ki çok fazla askerlik yapacak nüfus var. O yüzden bedelli yapıyoruz. Peki. Ayıklamak için. Şimdi bu laf değil. O zaman kura usulü yaparsın. Tam tersi hocam. Biz de şunu O görüyoruz. Zaman Tansu Çiller'in oğlu da yalısının karşısında askerlik yapmaz. Gülten Soysal'ın oğlu gibi gider doğuda askerlik yapar. Şimdi o kadar büyük bir haksızlık ki, param var sen yaşa, paran yok öl. Evet. Bu vatan sevgisini öldürür. Askerlik dediğiniz gibi millet ordu kavramını yok eder. Yani bu son derece tehlikeli ve bu devletin temellerine dinamit koymak gibi bir şeydir. Ve bir de sınıfsal çatışmayı çok daha başka boyutlara taşır. Hocam ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin örgütlenmesi ve doktrini açısından şöyle bir tezim var. Yıllardır söylediğimiz. Türk Silahlı Kuvvetleri öyle bir şeydir ki sadece dış savunma, iç savunma ya da güvenlik meselesinin ötesinde bir durumu vardır. Nasıl? Son yıllardaki özellikle siyasal iktidar zamanında görmüş olduğumuz yangın, sel, deprem gibi felaketlerde siyasetin ne kadar egemen olduğunu görmüşüzdür. Adam yörenin milletvekili gelip uçakların tayinini bile şurası sulansın, burası kurtarılsın, ilk önce şuraya gidilsin diye bir düzenleme yapıyor. Yani görüyoruz ki biz her kriz ortamında bağımsız Türk milletinden ve Türk devletinden yana hizmet verebilecek ve güvenebileceğimiz pozisyonu yaratacak yegane elimizdeki kurum Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bedelli askerliği kaldırarak yöresine ve pozisyonuna göre orman yangınlarına, depreme, sele müdahale edecek birliklerin de oluşturulması, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aynı anlattığınız gibi köy enstitüsü modeli üzerinden kendi tüketimini bile üretim sayesinde hayvancılığı öğreteceğimiz, tarımı öğreteceğimiz, çiçeği, böceği, marangozluğu öğreteceğimiz, meslek sahibi yapabileceğimiz, hatta siz çok daha iyi bilirsiniz hocam, eskiler yani bundan 40-50 yıl önceki köylerdeki sülalelerin ismi bile askerlikte öğrendikleri meslek üzerine gelişmiştir. Yani birçok mesleksiz insan askerde meslek sahibi olarak geldi. Okuma yazma orduda öğrenilirdi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne inanılmaz bir misyon ve görev mevcutken bizim aklımız yok gibi, tarihimiz yok gibi, bir geleneğimiz yok gibi profesyonel askerlik diyerek ordu millet bağını kopararak ve siyasetin argümanı yaparak ulus devleti parçalamaya yönelik hamlelerin en önemlisidir diye düşünüyorum. Aynen katılıyorum. Dedim ya devletin temeline. Evet. İzin verirseniz bir anımla bu programı kapatmak istiyorum. Elbette hocam, onur duyarız. Şimdi Ankara'da savcılık yaparken nöbete kalıyorduk. Yani 24 saat içinde işlenen suçlar, cinayetler, bilmem neler falan, ölümlü trafik kazaları okuyorduk. Bir seferinde bu nöbetimde çok fazla ölüm vardı. Bu Ankara Lumina Hastanesi'ne konmuş. Sabaha kadar işte olaylara gitmiştim.
öğleye doğru da o ölülerin muayenelerini gerekirse otopsilerini yaptırıp defne ruhsatına verirsem. Tabii ölü sahipleri birikmiş. Herkes ölüsünü almış. Çoğu dışarıdan geldi Ankara dışında. Ben herkes bir an önce kendi ölüsünü almak istiyor. Ben bu karışıklığa yol vermek için ölüm saatlerine göre işlem yapıyordum. Ya benim ne milletvekili kapıya dayandı. Seçmenleri var. Bizim naaşımızı öne al çabuk verdi. İşlem yaptı. Ben de yorulmuştum, sinirlenmiştim. Adama çok ters bir şekilde iyi de dedim. Yani insanlar öte dünyaya giderken ölüleri üzerinden bile torpil yapmaya utanmıyor musunuz dedim. Çok güzel söylemişsiniz. Şimdi aslında bu bir milletvekilinin ne kadar düşebileceğinin de şeyidir, göstergesidir. Adam düşünün, bu adam ne oy veriyor işte mecliste, şey yapıyor. Hangi partiden olduğunu bilmiyorum o zaman. Sormadım da. Yani, böyle fazla mütecaviz geldiğine göre herhalde İktidar Partisi'nden de, ama bilmiyorum. Neyse, bu anımı da paylaşayım dedim yani. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunum oldu yine. Dediğim gibi ben bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden örgütlenmesi ya da yeniden o doktrinin bile yapılması, teşkilatının baştan sona cumhuriyetçi bir temelden, bu vatanla bağını kuracak Türk gençler için çok önemli bir şeydir. Vatanla bağını kurmalıyız ve bu çocukların hepsini de askerlik sonrası önlerini görebilecekleri, mesleklerini yapabilecekleri, entelektüel gelişimlerini sağlayabilecekleri alanlar açılmadığı süreçte bu vatan, millet, Sakarya işi bunlar hikaye. Biz Türk milletini o samimi duyguları üzerinden 100 yıl daha sömürttürmemeliyiz. Bu akıl işi değildir. Bu politika değildir. Bu cumhuriyet karşıtlarının yapmış olduğu bir söylencedir ve dönüp dolaşıp Türk milletine ve Türk milletine operasyondur diyorum hocam. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Aynen, katılıyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir arada o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni şöyle bir baştan sona bir de ona dair muhabbet edelim hocam. Ona dair düşünceleri. Çünkü ben de çok önemsediğim biri. Şunu düşünüyorum hocam. Bir deprem oluyor, bir sel oluyor. Yerel itfaiye ilk önce ne yapıyor hocam? Karısını arar, amcasının oğlunu arar. Orada bile kafa kol ilişkileri o kadar hayati olabilir ki. Biz ne için Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir yapıyı böyle alıp da milletten bağını koparıyor? Tam aksi, milletin her noktasına yaysak. Marmara depreminde bir sorun kendinize. Neden 3 gün silahlı kuvvetler müdahale etmedi? Bir düşünün. Sonra bir hafta düşünün de sonra. Tamam. Çok teşekkürler hocam. İyi ki varsınız. Haftaya görüşmek üzere. Herkese selamlar. Selamlar, hürmetler bizden hocam. Sağ olun.